Koray'la ya. Koray'la lan. Kardeşim dediğim adamla. Emir, yemin ederim öyle bir şey yok. Niye bana sormadın? Ne söyleyecektin Feriha? Ne anlatacaktın? Hande, al bu anahtarı. Yılbaşı partisini nasıl istiyorsan kafana göre yaparsın. Emir'i kaybettim. Ne zaman kazanmıştın ki geri? Ben... nereden bilebilirdim ki? Ailesinin kapıcı olduğunu bile bilmiyordum. Anne, ne oluyor? Dergi. Ne dergisi? Dergi yüzünden Feriha'yı nişanlamışlar. Sen de bunu duydun, çok üzüldün, çok pişman oldun, öyle mi? İyi de... ben bunu planlamamıştım. Ne güzel işte. Bak, bir taşla kaç kuş vurdun. Koray. Şu an gerçekten ben kendimi kötü hissediyorum. Üzgün müsün? Hayatında belki de ilk defa doğru hissediyorsun. Ben de seni hislerinle baş başa bırakıyorum Hande. Git Hande. Babamsız ilk yılbaşı. Bence buna odaklanmayalım. Ben kötü biri miyim Sanem Hanım? Nasıl bir soru bu? Hatırlıyor musun? Feriha ile Koray bir dergiye çıkmışlardı. Ben de o dergiyi Rıza amcanın görmesini sağlamıştım. Sonra Rıza amca... Feriha'yı nişanlamıştı. Hatta nişanladığı adam sonra Zehra teyzeyi vurmuştu. Bu sevimsiz konuları açmayalım bence. Biliyor musun, o adam akıl hastanesinden kaçmış. Belki de Feriha'ya musallat olacak. Ya bu eski defterleri kapatabilir miyiz artık? Ya o kız benim çok yakın arkadaşımdı Sanem Hanım. Belki de... hayatımdaki her şeyi çalmasaydı hala öyle olacaktı. Ama ben şimdi ondan nefret ediyorum. Hatta o adam gelsin Feriha'yı bulsun ve hayatımdan yok etsin istiyorum. Ben kötü biri miyim? Hayır. Sen kötü biri değilsin. Kötü olan, seni bu noktaya getiren Feriha. Kasma kendini, biliyorum Emir'le konuştuğumu. Vallahi bir türlü söyleyemedim ben Feriha. Koray çağırdı beni. Bir baktım Emir orada. Ya çocuk seni çok merak etmiş. Ben de dayanamadım. Ne biliyorsam söyleyiverdim işte bir anda. Ben kötü mü yaptım? Sen kızdın mı bana? Yok, kızmadım. Feriha, vallahi ben sana diyeyim. Bu çocuk seni çok seviyor. Gülsüm, Emir'le ilgili konuşmayalım. Ama sen... Gülsüm. Lütfen.